Oyuncu bir abinin kız kardeşi o. Sanata gönül vermiş bir aileden geliyor. 90'lı yıllardan beri hayatımızda büyük yer edinen, şarkılarıyla anılarımızı süslediğimiz bir isim. Evet, Aslı Hünel'den bahsediyorum. O doğduğunda takvimler 4 Haziran 1977'yi gösteriyordu. Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Hünel'in Saruhan adında bir de abisi vardı. Abisi de yıllar sonra onun gibi sanat dünyasına atılacaktı. Annesinin hastalıkları aslında onlar için büyük bir sınav olmuştu. Bu sebeple çabucak büyümek zorunda kaldılar. Sokaklara çıkıp yaşıtları gibi oynayamadılar. Arkadaşları hastanelerdeki hemşireler oldu. Sabahtan Merve Yurt Yapan'a konuşan sanatçı şunları söylemişti. "Biz sokakta oynayamadık. Evde hep sıkıntılı bir süreç vardı. Beni ödüllendiren bir anne oldu. Çok istediğim hediyeleri alırdı. Manevi anlamda çok yetemediği için maddi anlamda beni mutlu etmeye çalışıyordu. Abim de ayrı zorlukları yaşadı. Annemiz hep hastanede yattığı için üst kat komşumuz benim velim olmuştu. İlkokula beni o yazdırmıştı. Ona cici anne diyordum. Bana anne şefkati göstermişti." Hünel'in en trajik anısı da bir doğum gününde yaşandı. Akranlarıyla sokaklarda oynamayı bilen bir çocuk değildi o. O yüzden dışarı çıktığı ilk gün unutamadığı bir olay yaşandı. "Şımarık bir çocuk olamadık. Bir doğum günümdü. Babam çok beğendiğim bir spor ayakkabı almıştı. Çok mutluydum. Arkadaşlarımla oynayabilir miyim?" dedim. "İzin verdiler o gün bana. Araba çarptı. Saklambaç oynuyorduk. Nereden araba gelir bilmiyordum ve araba çarptı. Bir daha da izin vermediler zaten. Bir doğum günümü de hastanede geçirdim. Annem hastalandı. Bir yıl boyunca hastanede yattı. Ben de doğum günümü hemşireler odasında kutlamıştım." demiştim. Müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşında şan dersi alıyordu. İlk albümü Güneş Doğmuyor'u çıkardığı dönemlerle ilgili Göktürk dergisinden İsmail Gökgez'e şunları söylemişti. "Zorlandım. Ben un kapanına bomba gibi düşen bir sestim ve 4-5 plakçı beni böyle kapış kapış isteme durumu oldu. Çok güzel günlerdi. 1.750.000 satış rakamına ulaşmıştı. O sene yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı olmuştum. Büyük başarıydı ilk albümle bunu yakalamak. Tabii o zaman kasetler vardı. 4 şarkım patladı. Çok uzun yıllar geçti ama kendimi hep taze tutmaya, kaliteli çizgimi bozmamaya özen gösterdim. Çok şükür." Bu ilk albümün ardından Duygular, Kendine İyi Bak, Dönemem, Aynalar, Bambaşka, Aşkla Yaşayalım, Aslı Olan Şarkılar gibi albümler çıkardı. Aslı Hünel'den kısa bir süre sonra abisi Saruhan Hünel de sektöre girmişti. Ancak oyuncu olarak Göktürk dergisine verdiği röportajda abisiyle ilgili şunları söylemişti. "Abim çok iyi bir oyuncu. Bence çok yakışıklı bir adam. Gerçekten ekrana yakışıyor. Her şeyden önce çok kaliteli biri. Benim abim diye söylemiyorum ama onu çok başarılı buluyorum. Bir kere çok donanımlı, bayağı kültürlüdür. Benim erkekte en önem verdiğim şey kendisini iyi yetiştirmesi, görgülü ve kültürlü olmasıdır. Sağ olsun annemize, babamıza teşekkür ediyoruz. Ama bazı şeyler insanın içinde olmalı. Donanımlı olmasının yanı sıra çocuk ruhlu bir kalbi de var. Bazen üf abi ya, onu da mı biliyorsun dediğim oluyor. Ama çok faydasını da görüyorum. Allah başımızdan eksik etmesin." (gülüyor) 2013 yılında kist operasyonu için hastaneye gitti ve ameliyat sırasında kalp ritminin bozulmasıyla yoğun bakımda kaldı. Yaşadıklarını Büşra Bozok Aytek'e şöyle anlatmıştı. "Bir kist sorunum vardı. 10 yıl önce de büyük bir ameliyat geçirmiştim. Rahatsızlık nüksetti ama o kadar önemli değildi. Bir de önceki ameliyatın izi büyüktü. Ona estetik bir müdahale yapılsın istedim. Zaten doktorların ikisi eski arkadaşım. Onlarla şakalaşarak ameliyata girdim. Ama ameliyatın ortalarına doğru aniden kalp ritmim bozulmuş. Normalde 70-80'lerde olması gereken nabzım 190'a fırlamış. Tansiyon da 4'e kadar düşmüş. Kalp durma noktasına gelmiş. O hastanede kardiyoloji yoğun bakım ünitesi olmadığı için beni bir ara odaya çıkarmışlar. Orada kalp elektromu çekmişler. Annem dahil kimse olayın ciddiyetinin farkında değilmiş. Derken durum daha da ciddileşmiş. Doktorlardan biri GATA'nın eski doktorlarından. Hemen GATA'yı arayıp organize olmuş. Ambulansla beni oraya nakletmişler. Ben bütün bu olanları neredeyse hiç hatırlamıyorum. Ambulansa doktorların binişini hayal meyal hatırlıyorum. O kadar.
kadar sadece ben iyi olacağım, üzülmeyin demişim. Gata'ya giriş yaptığımda neredeyse ölüymüşüm. Kalbim tamamen durmamış ama durma noktasına gelmiş. Bir ara ses alınamamış hatta. Abim ambulansla giderken bir ara öldüğünü zannettim. Hayatımda böyle bir ten rengi görmedim dedi. Bir de yüzüm aşırı şişmiş. Bu arada akciğerimde ödem de oluşmuş meğer. Yaşadığı bu süreci Hafta Sonu dergisine ise şöyle anlatmıştı. Çok kötü günler geçirdim, hoş değildi. Ama o kötü günlerde bile bir şeyler öğrendim. Hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördüm. Artık tüm yaşananlar geride kaldı. Olumsuz şeylerin ardından hep iyi şeyler gelirmiş ya, o hastalığımdan sonra inanılmaz bir iş temposuna girdim. Güzel bir televizyon programına başladım. Dostlarıma hiç kırgın değilim. Sağ olsun hemen hemen hepsi yanımda oldular. Sanat camiasından ve siyasetten hiç tanımadığım insanlar dahi hastaneye geldiler. Rahmetli Adnan Şenses benim manevi babamdı. Hastalığı geçirdiğim gün sahne provasındaymış. Gözümü açtığımda onu gördüm ve ağladım. Sevildiğini bilmek gerçekten çok önemli. Aslı Hünel 2020 yılında büyük bir acıyla sarsıldı. Hiçbir kronik hastalığı yoktu dediği babası Mehmet Fevzi Hünel, korona yüzünden birkaç gün içinde hayatını kaybetti. Hürriyet'ten Tülay Demir'e konuşan sanatçı şunları söylemişti. Abim ve ben bile taşıyıcı olabiliriz korkusuyla onları çok sık ziyaret etmiyorduk. Deniz kenarında bir yazlık evleri vardı, orada kalıyorlardı. Bir gün babam aradı, nezle olduğunu söyledi. Market alışverişine çıkmış, dönüşte yağmura yakalanmış. Herhalde o gün üşüttüm biraz. Hastayım dedi. Baba emin misin? Bir test yaptır dedim. Yok, ilaç aldım diye diretti. Sonrası 2 gün geçti, düzelme yok. 3. gün aradım. Baba hemen hastaneye gidiyorsun dedim. O da daha fazla itiraz etmedi. Sabah gidiyorum hastaneye dedi. Ertesi gün beni aradı. Acilen hastaneye yatırıyorlar diye. Akciğer filmi çekilince virüsün ciğerlere indiği görülmüş. 2-3 gün normal serviste yattı. Normal odada olduğu için telefonla konuşuyorduk. Ama sonra yoğun bakıma alınacağını haber verdi. Bütün tedavi yöntemleri denendi babamda. Ama işe yaramadı. Baktık ki onu kaybediyoruz. Kök hücre diye bir şey duymuştum. Bazı hastalarda işe yarıyormuş. Onu da deneyelim dedik. Sadece 10 gün. Her şey 10 gün içinde olup bitti. 10 gün öncesinde sapasağlam, dağ gibi bir adamdı. Hiçbir hastalığı yoktu. Ne şeker, ne tansiyon. 82 yaşındaydı. Yaşını göstermeyen, yürüyüşünü aksatmayan, gayet sağlıklı bir adamdı babam. Hatta biz ilk günden beri babamdan ziyade annem için tedirgindik. Çünkü 47 ameliyat geçirdi annem. En son gözlerini kaybetti, göz nakli oldu. Sonrasında 5 defa kornea nakli yaşadı. Bebek gibi bakılması gerekiyordu. Rahmetli babam da ona gerçekten bebek gibi baktı. Hastaneye giderken bile el eleydiler. İlk defa söylüyorum, babam meğer virüsü anneme de geçirmiş. O da aynı anda korona oldu. Evde gayet hafif bir şekilde geçirdi Covid'i. Ama işte baba acısını yaşadık. "2018'de Savaş Yurtsever'le nikah masasına oturan Hünel, Göktürk dergisinden İsmail Gökgez'e evliliğiyle ilgili şunları söylemişti. Her şey yolunda, çok şükür elhamdülillah. Sağ olsun bana ve işime aşırı saygılı. Eğlenceli bir ilişkimiz var. Bazı yerlere birlikte gidiyoruz, bazı yerlere menajerim Gökşen Hanım'la gidiyorum. Malum öyle her yere beyler gelmez. Aramızda güven olduğu için sıkıntı çıkmıyor ve birbirimize çok saygımız var. Kendimize alan tanıyoruz. Ben şeyi çok sevmiyorum. Evliyiz diye 7/24 her yere birlikte gideceğiz diye bir kural yok. Arada biraz özlem olsun. Mesela eşim motor tutkunu. Birlikte motora binmeyi çok seviyoruz. Show TV'de yayınlanan Gündüz Kuşağı programı Gelin Evi sevilerek izleniyor. Gelin Evi programı hafta içi her gün Aslı Hünel tarafından sunuluyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, müzikten de vazgeçmiyor. Biz de ünlü sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.